Evet arkadaşlar, şimdi kazanım 61'e geçiyoruz. Bu şekilde ağ musluğu havuzun tamamı 4 saat. 4 yazıyorum. Sonra C musluğu havuzun tamamını 10 saat. Havuzun ortasındaki B musluğu ise havuzun yarısını, yani üst bölümü de 5 saatte boşaltabiliyormuş. Yani şu an dolu olduğunu düşün. Sadece burayı boşaltabiliyor B. Aşağıya etkisi yok. Her üçü de açık olduğunda havuz ne kadar zamanda dolar diye bir soru sorulmuş. Yani ben bu tip soruları genelde şöyle çözüyorum. Şimdi 4, 5, 10 sayıların birleştiği bir sayıyı bulayım. 20. Hani 4, 5, 10'un birleştiği sayı 20. Bir de tam 2'ye bölünmüş. Hadi bir de 2'ye katlayalım. 40. Yani ben şimdi havuzu 40 litre kabul ediyorum. Bu tabii daha çoğaltmak da mümkün. 80 litre de kabul edilebilir. Çözümü değiştirmeyecek. Şimdi eğer 40 litre ise tamamı, şurası 20 litre, burası da 20 litre olur. Şimdi havuzdaki şu yazan şeyler değişecek. Ben buraya artık litreler yazacağım. Şimdi 40 litreyi 4 saatte dolduruyor bu havuz, bu musu pardon. O yüzden bundan aslında her saat 10 litre su girmekte. Bu tamamını 10 saatte boşaltıyor diyor. 40'ı 10 saatte boşaltıyorsa buradan her saat 4 litre su çıkmakta. Burası 20 üst kısım. Bu da onu 5 saatte boşaltıyorsa bu da yine her saat 4 litre su akıtır. Kırmızıları artık unutalım. Bunların üzerine çarpı koyacağım. Burada nedir? Muslukların kapasitelerini bulmuş olduk. Şimdi bakalım. Şu bölümü dolduracağız biz. Buraya her saat 10 litre giriyor, 4 litre çıkıyor. Burada 6 litre ne oluyor? Su birikiyor 1 saatte. Şöyle yazalım. 1 saatte 6 litre su birikiyor. O zaman ilk saatte 20 litre birikmesi lazım diyerek buradan x'i biz ne buluruz? 20 bölü 6 buluruz. Bunu sadeleştirelim. Yani 10 bölü 3 saat öyle geçecek. Burası şu an doldu. Bunu karalayalım. Ve 10 bölü 3 saat geçti. Şimdi üst kısmı halledeceğiz. Buradaki olay ne? 10 litre giriyor ama 4-4 8 litre çıkıyor. Buraya aslında her saat 2 litre su birikiyor. Buraya. Şimdi buranın kapasitesi de 20 litre olduğuna göre burası da ne kadar zamanda dolacaktır? 10 saatte. Yani o yüzden cevabımız 10 bölü 3 alt kısım, 10 da üst kısım. 30, 40 bölü 3 saatte dolar diyeceğim. Cevabım C şıkkı çıkacak. Evet, böyle bölmeli olan havuz sorularında demin yaptığım çalışma mantıklı. Bunu da öyle yapacağım. Şimdi burada ne diyor? Havuzun tamamını 6. Bak şurada bir 6 var. B musluğu kendi seviyesine olan kısmı, kendi seviyesine kadar olan kısmı 12. B musluğu da yine aynı şekilde, bu da 6. Evet, durum bu. Pekala. Şimdi 6, 12. Bunlar 12'de birleşiyor. Bir de 3 tane de bölme var. Ben 36 litre kabul ediyorum havuzun hacmini. Şurası 36. O zaman her bir bölüm 12 litre diye yazılsın. Şimdi 36'yı biz 6 saatte dolduruyorsak bunun üzerine çarpı atacağım. Buradan demek ki her saat 6 litre su giriyor. Şimdi şu bölüm 12 saatte boşaldığına göre 12 litrelik bölüm. Demek ki buradan her saat 1 litre su çıkıyor. Şurası da bir bölümü boşaltan kısım, hani buradaki C. 24 litre 6 saatte gittiğine göre o zaman her saat buradan da 4 litre su çıkıyor. Şimdi bunlar üzerinden gidelim. En alt kısmı bir konuşalım. Buraya 6 litre su giriyor zaten. Başka çıkan da yok. 12 litre. Burası bir kere 2 saat sürer. Şuraya gelelim. Buraya 6 litre girecek. 4 litre çıkacak. Buraya her saat 2 litre su girecek şuraya. 12 litre olduğuna göre burası 6 saat sürer. Buradayım şimdi. Buraya 6 litre girer. 1 4, toplam 5 litre su çıkar. Hani sonuçta buraya akan su şuralardan da sızıp çıkıyor hani. Burada toplam saatte 1 litre su birikiyor. 12 litre olduğuna göre burası 12 saat
Çıktı mı? Topladık 12, 6, 18, 2 de oradan. Toplamda 20 saatte dolar bu havuz. Pekala, şimdi bu sorudayız. Burada diyor ki 4 özdeş musluk tarafından boşaltılan havuza musluklar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. En alttaki musluk dolu havuzu 48 saatte boşaltmaktadır diyor. Ben şöyle kabul edeceğim. Bunları madem kapasiteleri eşit, her biri 1 litre su boşaltsın. Şöyle 1 litreleri bir yazayım. Evet, şimdi ne diyordu ki? En alttaki bütün hepsini 48 saatte boşaltıyor. Demek ki bunun tamamı 48 litre, yani 1 litre aldığımız için. Yani her bir hücre burada 4'e bölündüğünde 12'şer litre olarak görülüyor. Bunların hepsi açıldığında havuz kaç saatte boşalır? Havuz doluymuş bu arada. Havuzun dolu olduğunu düşünürsek. İlk önce nereyi boşaltalım? Şu kısmı boşaltalım. Bir kere burası sadece 1 litrelik su çıkışı mümkün burada saatte. Burada 12 litrelik bir hacim var. O yüzden burası 12 saat sürecek. Tamam, onu şöyle yazalım. Buraya gelelim. Burada hem buradan bir çıkış var, hem buradan bir çıkış var. Saatte 2 litrelik bir çıkış var. 12 litre var. O zaman burası 6 saat sürer. Şimdi şuradayım. Burada hem bu, hem bu, hem de buradan çıkıyor. 3 litre çıkıyor her saat. O zaman 12 litre olduğu için kapasite burası 4 saat sürer. Ve son en üst kısımdayım. Burada 1, 2, 3, 4 çıkıyor. Ve 12 litre olduğuna göre burası da ne kadar sürecektir? 3 saat. Bunları topladığımızda şu ikisi 10 yaptı. 12 de oradan, 22, 3 de oradan. Toplamda 25 saatte bu havuz boşalır. Cevabımız C şıkkı çıkıyor.